93 Harbi ya da 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde yapılan bir Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir. Hem Tuna cephesinde hem de Kafkasya cephesinde savaşılan 93 Harbi, Osmanlı Devleti için büyük bir yenilgiyle sonuçlanmış, hem büyük bir toprak kaybına neden olmuş, hem de Rus ordusunun İstanbul menşeine kadar ilerleyerek Osmanlı Devleti'nin varlığını tehdit etmesiyle sonuçlanmıştır. Azizye Tapyası 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda kahramanca çarpışmalara sahne olmuş bir tapyadır. Erzurum ilinin sınırları içerisinde yer alan Top Dağı'nın eteklerindedir ve güneyden kuzeye doğru 3 tanedirler. Tapyalar C şeklinde bir plan üzerine yerleştirilmişlerdir. Kars yolunun geçtiği hamam derisini tutmak amacıyla yapılmışlardır. Azizye Tapyası dış kaynaklı bir bütçe ile şehrin doğu ve o dönemlerde kendilerine devletin çok üst makamlarında yer verilen Ermeniler, çeteleşerek ciddi katliamlarla Moskova tetikçiliğini yapmaya başlamışlardır. Aynı dönemlerde ve çok cephede mücadele vermek zorunda kalan Osmanlı Devleti ciddi bir yıpranma ile bunun akabinde de zayıflama konumuna gelmişti. Öyle ki devlet bir yandan ayakta kalma mücadelesi çok daha iyi anlaşılmaktadır. Gelen top mermilerinin etkisiyle surlardan kopan onlarca tonluk parçalar metrelerce ötelere giderek bu olaylara belgelik yapmaktadır. Gelinken küçük yaştaki oğlunu ve 3 aylık kızını evde bırakarak katılmıştır. Nine Hatun 1857 yılında Erzurum'da doğdu. 1877 yılında 8 Kasım'ı 9 Kasım'a bağlayan
Koşanlar arasında erkeği cephede çarpışan Nene Hatun da vardı. Ağabey Hasan bir gün önce cepheden yaralı olarak gelmiş ve kollarında can vermişti. Nene Hatun 3 aylık bebeğini emzirdikten sonra "Seni bana Allah verdi. Ben de ona emanet ediyorum." diyerek vedalaştıktan sonra birkaç saat önce ölen ağabeyinin tüfeğini alarak sokağa fırlamıştı. Erzurumlular ölüme gittiklerini bildikleri halde Aziziye tablasına doğru koşuyordu. Tabiye yerleşmiş olan Rus askerleri gelenlere yaylım ateşi açtı. Ön sıradakiler o anda öldüler. Arkadakiler geri çekilmek yerine daha kararlı bir ve hızlı olarak ileri atıldılar. Demir kapılar kırılıp içeri girildi. Göğüs göğüse bir savaş başladı. Mükemmel silahlarla donanmış Rus ordusu baltalı tırpanlı taşlı sopalı halk karşısında yarım saat tutunabildi. 2300'e yakın Rus askeri öldürülüp Tabya geri alınmıştı. Osmanlı tarafı ise 1000 kadar öldürüldü. 98 sene yaşadığı Erzurum'da 22 Mayıs 1955'te zatürre hastalığından dolayı 98 yaşında vefat etmiştir. Nene Hatun, kurtuluş mücadelesine verdiği Aziziye Tabyası'na defnedilmiştir. Türk Kadınlar Birliği tarafından ölümünden birkaç ay önce yılın annesi seçilmiştir.
atmosferiyle 2 ve 3 nolu tabiyalarına gerçekten